Doğulu Tuğçe Kazas'la barıştı mı? Tuğçe Kazas'la Bodrum'da tekrardan buluştunuz. Yalın'la Kenan Doğulu'nun konseri aynı güne çakıştı. Peki büyük rekabetten kim galip çıktı? Bazen herkesten sıkıldığım oluyordu. Kendine güvenen şöyle gelsin, bıraksın adı dile gelsin. Sözünden dönen namert çıksın bizde böyle bundan sonra. Şarkılar, türküler, konserler, birbirinden ünlü isimler, şaşırtıcı itiraflar ve daha neler neler. İşte heyecanlı özel geceler. Yanalım mı, yanalım mı? Bir deli uğruna ağlayalım mı? Yoksa vuslata ermeden hop hop oynatalım mı? Gecelerde Meltem Cumbul çıkıyor ilk olarak karşımıza. Meltem Hanım'ı yakalamışken Kıvanç Tatlıtuğ ayrılığını soruyoruz kendisine. Efendim, iyi akşamlar. Ardınız Kıvanç Bey'le sebebi nedir acaba? Gülben Ergen ve eşi Mustafa Erdoğan da gecelerde. Doğum sonrası ilk kez gecelerde gördüğümüz Ergen'e iyi akşamlar dileyelim o zaman. İyi akşamlar. Kenan Doğulu'yla devam edelim turumuza. Ünlü popçu hakkındaki tüm iddialara ayaküstü de olsa açıklık getirdi. İlk soru ex aşkı Tuğçe Kazas'la Bodrum'da barıştığı yönündeydi. Tuğçe Kazas'la Bodrum'da tekrardan buluştunuz. Doğru değil. Barıştığını söyleniyor. Doğru değil. Gelelim Rütbeni Bileceksin şarkısına. Kenan Doğulu bu şarkıyı Bengü'ye yazmadığını söylerken şarkının çıkış hikayesini anlatmayı da ihmal etmiyor. O çok saçma ya. Nereden çıkıyor öyle şey olur mu? Bengü benim canım. O benim kardeşim. Kendime yaptım o şarkıyı. Aynaya bakarken. Aynaya bakarken yazdım o şarkıyı. İyi akşamlar. Ve bir itiraf daha geliyor Kenan Doğulu'dan. Ünlü popçunun neler gelmiş her imza günü sırasında başına. Dostlar başına. Doğru. O da oldu ya. Şimdi de Kenan Doğulu ve Yalın konserlerine gideceğiz. Her gece en az iki mekanda popüler sanatçıların konser düzenlediği İstanbul bu yaz şarkıya doydu. Geçtiğimiz hafta Kenan Doğulu ve Yalın'ın konserleri aynı güne çakışınca büyük rekabet yaşandı. Çekip dükkanı kapatasın geliyordur. Kavgası, tasası, savaşı, aşkı, derdi. Oh be kardeşim, başına ne geldi? Kenan Doğulu kuru çeşmeyi tıka basa doldururken Yalın'ın açık havadaki konserinde yer yer boşluklar görüldü. Anlaşılan bu rekabetten Kenan Doğulu galip çıkmıştı. Patron, kardeşim, patron. Ama Yalın'ın da hakkını yememek gerek ki sen şarkısıyla konser alanındaki seyircileri aldı başka yerlere, aşkın olduğu yere götürdü. Hadi geliyor. Heyecanını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin. Doya doya şarkamışım, bize çok günah etmişsin. Konserler arası gezinmeye devam ediyoruz. Bu kez de Serdar Ortaç konserindeyiz. Şeytan diyor ki yanaşına. Gelen istek üzerine aynı mekanda üçüncü kez konser veren Ortaç'ı annesi ve babası da izlemeye gelmiş o gece. Beni doğuran anayla beni yapan baba tam karşımda. Onların gurur dolu bakışları içerisinde Serdar Ortaç'ın 15 senede yazdığı 450 küsur şarkıyı 3 saate sığdırmaya çalışacağız. Denedim yetecek mi ki sabrımız, gidecek mi gönülde mi kalırız? Hadi ben bir hata yaptım. Allah aşkına aynısını sen yapma. Kaldır elleri. Hadi çal girerken kapımı, nefes aldığım süre seni. Davut Güloğlu, Hayko Cepkin'den sonra bu kez de Murat Boz'u kızdıracak. Arkadaşlar şu an bağrımızı açtık. Sütünü açanlar olduğu için biz ona gerek duymuyoruz.
Türk sineması yine atakta. Önümüzdeki sezon Beyaz Perde'ye hangi filmler geliyor? Biz çok eğleniyoruz gerçekten. Efendim, işte haftanın haberleri, bitmez gelişmeleri diyoruz ve sizleri bir hafta boyunca magazin dünyasında yaşanan gelişmelerle baş başa bırakıyoruz. Bak böyle bir aşk karşısında kayıtsız kalırsam. Türk sineması bu sıralar oldukça yoğun. Sonbaharda vizyona girmesi planlanan filmler yaz sezonunda çekiliyor. Onlardan biri de Aşk Geliyorum Demez. Film bir iş hanının yıkılmasını önlemek için müteahhidin kızını tavlamaya çalışan çapkın bir esnafın aşk hikayesini anlatıyor. Biz bunu süsleyelim, püsleyelim, giydirelim oğlanı, kızın yanına yollayalım. Hem kızı tavlasın hem de bizi hanı da kurtarsın. Filmin başrollerini Tolga Sayışman ve Binbir Gece'nin Şehrazat'ı yeni gelin Bergüzar Korel paylaşıyor. Sayışman daha önce magazin programlarından bildiği Bergüzar'la bu filmde tanışmış ilk olarak. Ben kendisini televizyondan sadece tanıyordum, takip ediyordum. Hem yazılı hem görsel medyadan. Kendisi medyayı oldukça meşgul eden bir isim olduğu için. Kendisi Makedonya'da olduğu için tabii ki sürekli onun böyle bir sorunu olmuyor. Peki Bergüzar Korel'in anne adayı olması çekimleri nasıl etkilemiş? Es mi geçildi bazı şeyler? Yani hiçbir şey es geçilmedi ama olması gereken her şey yapıldı. Ama onun dışında zorlandığımız yerlerde ne yapabiliriz, ne olursa senaryonun akışı değişmez deyip hani en olması gerekeni yaptık. Ve geçelim Rina adlı sinema filmine. Aşıklar aynı filmde buluştu. Başrollerinde Merve Sevi ve Paşan Yılmazel'in oynadığı Rina Aralık 2009'da vizyona girecek. Filmin ana hikayesi dostluğu, arkadaşlığı, aile ilişkilerini anlatan bir film. Yaşadığınız yerde ne kadar mutlusunuz ve yaşadığınız yerden başka bir yere gitmek gerekir mi gerçekten başka bir mutluluğu yakalamak için? Bunu anlatan bir film. Paşan, Merve ile gerçek hayatta sevgili olsa da filmde arkadaşının aşkını oynayacak. Benim en yakın arkadaşımın sevgilisini oynuyor Merve Hanım. Bizim zaten filmde 2 ya da 3 sahnemiz. O da yani ortak sahnedeyiz. Yani. Çekimleri süren diğer bir filmde başrollerini Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın paylaştığı Eyvah Eyvah adlı sinema filmi. Hep setlerde söylenir ya işte çekerken çok eğleniyoruz falan. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki biz çok eğleniyoruz gerçekten. Demet Akbağ filmde bir pop yıldızını canlandırıyor. Firuze Hanım bir pop şarkıcısı. O kadar çok gözlem yapmışım ki herhalde. Bayağı biriktirdiğim bir şeyler varmış. Böyle bir potpori bir tip çıktı ortaya. Hadi o zaman şimdi de Davut Güloğlu'yla kopalım bari. Aşağı bak. Hadi be uşaklar kopalım bari. Albümü çıkınca meslektaşlarından tebrik yağmış Güloğlu'na. Sinan Özen, Demet Akalın ve Tuğba Özay ünlü popçuyu kutlayan isimler arasında. Peki polemiğe girdiği Hayko Cepkin de kutlamış mıydı acaba Davut'u? Valla ilk programdaydı. Onun için birbirimizi orada tebrik ettik zaten. Karadenizli şarkıcı bu kez de daha önce sırt dekolteli kostümle poz veren Murat Boz'u kızdıracak açıklamalar yapıyor. Sırtınızı açar mısınız Murat Boz'u? Ha? Sizinize bağrımı açarım, sırtınızı açar mısınız? Arkadaşlar şu an bağrımızı açtık. Sırtını açanlar olduğu için biz ona gerek duymuyoruz. Yaz ayları malum festival ayları. Birinci Veli Meşe Boza Festivali'nde de nez rüzgarları esti. Elden sarışınım ye, ve sana aşığım ye, elden kırışım ye. Marmara Adası Saraylar Belediyesi'nin düzenlediği Mermer Festivali çerçevesinde ise Jale Parıltı sahne aldı. Özcan Deniz ise özel bir tanıtım toplantısı öncesinde giriyor kadrajımıza. Ünlü şarkıcı daha sonra aracına binerek uzaklaşıyor yanımızdan.